Selamun aleyküm arkadaşlar. Yolda yeni bir gündeyiz. Ama artık yolda değiliz. 2000 istirahat. Hosteldeyim. Ömrümde ilk hostel tecrübem. Ama abi burası bildiğimiz hosteller gibi değilmiş ya. Çok güzel bir yerdeyim. Burası böyle bir şart köşesi kesin. Ben de buraya çadır kurdum. Aşağıda odalar var. Karşıda da Ağrı Dağı manzarası var. Tabii görünmez. Şimdi durum ne? Buraları gezdirip gösteririm size. Arkadaşlarla tanıştırırım. Turistler falan var. İki tane Alman bisikletçi falan var. Bunları anlatırız. Ama şimdi ben çarşıya gidip ihtiyaçlarımı halletmem lazım buradayken. Bugün pazar. Yarın da pazartesi. Kargo işini hallederiz. Bir sorarız, soruştururuz. Bir de hastayım abi. Çok fena ateşim var. Venez'de grip sürekli hapşırıyorum. O yüzden dinlenmek iyi gelecek bana. Yolda o iğne vurdurduk. O mu dokundu bilmiyorum ki. Üşüttük abi çadırda ya. Öyle bir hava oluyor ki bazen yanıyorsun. Uyku tulumu fazla geliyor. Bazen donuyorsun, yetmiyor. Şimdi ben bir çarşıya gideyim. İhtiyaçlarımızı görelim. Sonra geri gelince burayı gösteririm. Hostelde kalıyorduk. Çarşıdan alışveriş yapacağız demiştik. Hazır dedim buraya kadar gelmişken neden İran'a geçip alışverişimi en yakın İran şehrinden yapmıyorum ki? Hem orayı görmüş olurum. Kısa bir günlük giriş çıkış. Hem de yoldaşı koyacak yer bulmuşken çantasız bir İran turu yapayım. Biraz da uyguna gelir belki fiyatlar. Böyle bir gezi olacak. Şimdi Gümrü'ye geldim. Dolmuşun içi tıklım tıklım abi, bittim, bir de hastayım. Şöyle uzun bir yol yürüyeceğiz. Evet. Sınır işlemlerini yapıp geçelim bakalım, nasip geçebilecek miyiz, bir sıkıntı çıkacak mı? Sıfır pasaportumuz var, daha hiç yurt dışına çıkmadık, ilk olacak bu. Biraz heyecan var tabii ki. Hadi bakalım, az sonra belli olur. Yoksa giriş bayağı kalabalık. Bu sırayı bekleyip İran'a geçeceğiz inşallah. Evet abi, sıkıntı. Acemilik işte böyle dert. Ya Vezne'den harç pulu almıyorsun. Vezne burada, yaya girişleri orada. O kadar sıra bekledik, itiş kakış öyle bir pislik rezalet ki. Abi gitmeyin İran'a Miran'a ya, daha kapıda başlıyor rezalet. Bizim memurlardan bir tane memur koymuşlar oraya, millet birbirini yiyor kuyrukta. Yandan girenler göz önünde. Oradan bir polis diye sesleniyor, kadını parçaladılar. Polisin gelip baktığı yok. Sıra bitti, memurun karşısına geldim, pasaportu verdim. Farç pulu almamışsın sen dedi. E dedim, buradan almıyoruz mu? Yok, dışarıda vezin. İnternetten de alınıyormuş, bilmiyoruz ki, hiç bakmadık. Ben kapıda veriyorlar direkt diye. Şimdi öğlen arasına girmiş, bedavaya bekliyor. Sinir oldum, geri dönesim var ama bu kadar geldim, dönmeyeceğim bu sefer. Bir saat bekleyeyim, gideyim abi. Abi geçtik İran tarafındayım. Burası da ana baba günüydü, çok kalabalık. Bu hale bak ya. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Evet abi, sonunda geldik. İran tarafına geçtik. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Nereye gidelim? Ha bak bilmiyorum. Şimdi en yakın Baku'ya gidip yemek yiyelim. Biraz gezelim.
Sonra akşam olmadan geri dönüyorum. Saat 2'ye geldi. Sırada çok fena beklettiler. Saçma sapan bir ülke. Girdiğime pişman oldum ama en azından girelim ya, buraya kadar gelmişken. Dostlar, taksiye binmedim, arabaya binmedim. Aşağı doğru, Bezirgan'a doğru sallanıyorum. Abi çok daraldım sırada. Saat 2 ya, saat 10.30'da geldim ben buraya. Geldiğime pişman oldum. Yoldaşı beklettik. Bugün pazar diye böyle kalabalıkmış. Burası Bezirgan şehri. Biraz yürüyeyim istedim. Bezirgan'dan bir araba bulup Maku'ya giderim. Maku'da bir şeyler alırım, geri akşam olmadan döneyim. Evet abi, Bezirgan'da geziyorum, indim sallandım yaya. Her yerde karton karton sigara. Burası tam Türkiye ile İran gümrük ticareti yapıldığı yer. Yani buradan herkes günlük geliyor, belli kotada sigarasını alıp götürüyor, Türkiye'de satıyor. Sürekli giriş çıkış yapıyorlar, ayda belli kotaları varmış. O yüzden burası tam onların satış merkezi. Bakalım biraz daha ilerleyelim. Yemek yerleri var. Güzel yerdir. Öyle upuzun çarşı gidiyor. Abi tantunici buldum burada. Burası sınır zaten. Buradaki herkes Türkçe biliyor. Türkçe de yazıyor. Farsça da yazıyor. Her yerde dökme ürünler. Eyvallah abi, sağ olasın. Evet abi, Maku'ya gidiyoruz. Saat 3 oldu. 1-2 saat oralarda işlerimizi halledip geri Türkiye'ye dönmemiz lazım. Çok vakit kaybettik sınırda. Yavaş yavaş gidelim dostlar. Maku'ya indik. Maku'nun çarşısında pazarına götür dedim. Abi boş bir yere getirdi bizi. Burada bir alışveriş merkezini gösterdi. Ama burası da pahalı olur ya. Koton koton. Şöyle bir dolaşalım bakalım. İstediğimiz bir şey bulabilirsek fark etmez. Maksat gezmek olsun. Şöyle bir yer. Trade Complex demiş. Fena rüzgar var Maku'da. Abi taksi bizi kandırdı. Herkes bizi kandırıyor vallahi. Yabancı olunca. Dedim ki merkez çarşı kalabalık bir yer. Alışveriş. Getirdi bomboş. Hiç kimsenin olmadığı bir alışveriş merkezine indirdi. Koton moton var burada. Türk markaları var. Yani biraz böyle elit bir yere benziyor. Neyse, bir taksi daha bulup merkezine gideceğiz inşallah. Haydi görüşürüz. Maku'da böyle yollarda, kanallardan su akıyor. Nereden mi geliyor, nereden geliyor bu su? Baya böyle sokakların kenarını dolaşıyor. Bir taksi bulup gitmemiz lazım. Bisikletçi. YouTube videos. Aha. Bisiklet he. Bisiklet. Vay be. Sigara yok. Sigara yok. Ama İçime ben... yok. Ben yürüyerek gezerim ama sigaradan kurtulamadım. Yok, sigara yok. Sigara çötel.
sigara. Ha, kendime bir kötek atayım. Ana. Bisiklet. Bisiklet süper. Piyade. Piyade. Ben Türkiye piyade 20 şehir. Maşallah. Hayna. Hiç araba yok. Hep piyade. Ana. Şimdi Maku'dan alışveriş. Maku'dan alışveriş. Ayakkabı. Çanta. Sonra Türkiye. Beni güzel, böyle kaliteli, ucuz olan yerlere götür beni. Aha. Sen bilirsin, bisikletçisin. Tamam. Tamam. Eyvallah, tamam. Sağ olasın. Selam be. Aleyküm selam. Dostlar, Maku'nun merkezi çarşısı buralarmış. İkinci taksiciye geldik. O sağ olsun para almadı. Bisikletçiymiş abimiz. Bana sigara içiyorken gördü taksiye binmeden. Böyle yapayım. Sigara. Ben de at diyor zannettim. Attım sigarayı. Bana kızıyor. Ben diyor bisikletçiyim. Bilmem kaç yaşım var, sigara içmiyorum. Sen niye içiyorsun diyor. Kendine vur diyor sigara içtiğin için. Şimdi karşıya bir geçen bakalım abi. Maku şeymiş ya, öyle bir çarşı maşı yokmuş herhalde. Gidelim bir soralım, soruşturalım. Telefoncular görüyorum. Telefon fiyatlarını da soralım gelmişken, değil mi? Maku'da, İran'da telefon fiyatları. Karşıya bir geçebilirsek tabii. Şöyle şurada dükkanlar var. Maku'nun çarşıları buralarmış abi. Yukarı doğru yürü dediler. Durursun burada. Aksesuar satan yerler. Telefon denk getirsek soralım bakalım. Samsung Galaxy A33 Redmi Made in China Redmi A10. Çok çeşit yok. Mesaj gibi bir yer buldum abi. Küçük bir yer. Bizi ilgilendiren bir şey pek yok. Klasik giyim, kadın giyimi falan var. Geri çıkalım. Dostlar, şöyle bir ayakkabı mağazası buldum. Çakma ürünler. Hepsi. Ama güzel görünüyorlar. 560 tümen, yani yarısı Türk parasıyla 270 lira, 280 lira falan olarak geliyor. Ya buralar da ucuzdur diye geldik. Buralar da pahalı. Her yer pahalı abi. Abi. Ben yürüyüş için ayakkabı arıyorum. Şöyle biraz ayağa. Salomon. 620 bin lira. Hamid. Tabii ki Salomon değil. İran malı. 620 bin lira. Dostlar, şunların hepsi davul. Yamaha yazıyor üzerinde. İlk defa böyle bu kadar büyük davul gördüm. Ne işe arıyor ki burada? Ne arıyor? Bunu nerede kullanıyorlar ha? Baksana, bunlar nedir? Yamaha. Bildiğin davuldur. Burada müzik aletleri falan satılıyor. Davullar, trompetler. Allah Allah, bu kadar büyük davulu ne yapıyorlar? Buralarda öyle alışveriş yapacak yer bulamadım. Ama rastgele bir şeyler alacağız. Alamasak da buraları gezmiş oluruz. Gider yine Doğu Beyazıt'tan alırız. Zaten fiyatlar aşağı yukarı aynı. Dostlar, dağın dibine şehri çarşıyı kurmuşlar. Uçurum resmen, dimdik kayalıklar. Yukarıya
çarşıda bulamazsın dediler. Çakma, iğren malı ayakkabılar aldım. Ama onlar da 350-400 lira civarında fiyatları yani Türk parasıyla. Bu çakmayı fiyatlara Türkiye'den de alırdık. Dostlar, kebapçı, lokanta. Muz yedim biraz önce, seyyar satıyor. Kilosu 60 bin tümen. Yani 30 lira, ikiye böl. Kafam karışıyor rakamlarda. 3 tane muz aldım, 30 lira verdim yani. Bizim oranınki 15 lira. Öyle çanta manta satan yer hep şu tarafa bak, bu tarafa bak diyorlar. Koca çarşı dolandım. Bir de maku biraz pahalı abi. Kasaptır. Selamünaleyküm. Şöyle bir gezelim bakalım. Abi bir tane fiyat sordum. Note 12 Pro galiba. 9000 tümen dedi. 2'ye böl 4500 lira falan. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatını. Poco M4, Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro. G+. G+ diye bir marka var. Samsung Galaxy A03. A04, A04 Core. Bak Samsung Galaxy A23'ü sorayım fiyatını. Bir de Redmi Note 11 Pro'yu sorayım. Ne kadar olmuş? Selamünaleyküm. Bu Samsung Galaxy A23 ile Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro'nun fiyatı nedir kardeşim? 14 milyon. A23'te 11 milyon. Oo. Bir yerde 9 milyon dediler. O Note 12 mi acaba? Bir prosu var, bir de düz 12'si var. RAM'ı aşağı alıyoruz. Ha, RAM. 4 var, RAM 6 var, RAM 8 var. RAM 8. RAM 8. Yani Türk parası yarıya böldük mü Türk parasına denk geliyor değil mi? 16 milyon. Tamam kardeşim, hayırlı işler, kolay gelsin. Burada daha fazla soruydu abi. Neyse. Refah Bank. İran'ın bankamatikleri arkadaşlar. Bizim dünyadaki geçen sistemler burada geçmiyor herhalde. Taksilerde bile bankamatik var, post cihazı var. 15 tümene getiriyor. Yani 7,5 lira falan. Abi taksi ucuz, eyvallah. Yeme içme o da ucuz. Telefonlar aynı. 14 milyon dedi. 13 milyon dedi. Sesi de nereden gelip akıtsan şehrin her yerini dolanıyor. Şurada biraz oturayım abi. Şeyin çarşısında böyle bir hareketli bir yer yok ya. Bu Maku böyle bir sınır şehri gibi. Acayip bir yer. Oy, yoruldum. Almadan gideyim bari ya. Alınacak bir şey yok yani, böyle düzgün ayakkabılar yok. Ya da biz bilmiyoruz nerede var. Yapacak bir şey yok. Biraz daha duralım. Yoldaşı arkam çekiyor. Nerede kim bilir. Bıraktığımız yerde duruyor mu? Ne yaptı ne etti, beni özlemiştir. Bir an önce geri döneyim abi. Bir ton çile çektik gelmek için ama. İran böyle kısa bir günlük gelinecek bir yer değil. Türkçe buralarda konuşabiliyoruz. Aşağı yukarı Azeri şivesiyle anlaşabiliyoruz. Evet, şöyle. Etraf bak. Dağların arasında bir şehir Maku. Çorak Dağlar. Dostlar, yine bir taksiye bindim. Abi isim neydi? İsim. İsim Ali. Ali. Ben de Ömer. Memnun oldum.
Şimdi bir yer söylediler Sait diye. Orada olabilir dediler. Bir de oraya bakayım. Olmadı. Dönüp gideceğim Türkiye'ye. Türkiye'den alayım. Orada böyle dağcı malzemeleri varmış. Orada bulursak oradan alacağız. Dostlar, getirdikleri Sait Müsella diye bir bölge. Yine benim indiğim bölge aslında burası. İlk indiğim bölge. Burada böyle Kalay Verzi Olimpik, yani böyle malzemelerin satıldığı yere Kalay Verzi deniyormuş. Abilerimle danış eylemişiz. Malzemeler buraya baktım. Burada güzel malzeme var. Azdır ama aynı Türkiye'deki fiyattır. Buraya geldik. Boşuna gelipti. 35 artı 10, 40 litre. Kaç tümendir bu? Onlar 1 milyon 300 TL. 1 milyon 300. Ya 700 TL. 700 TL. Çoktur. 650 TL. Çoktur kardeş. Ben orada onun daha kalitesini 800 liraya dediler. Hem de böyle hem büyük hem kalite. Ama burada bir sürü malzeme de var. Abi senin isim neydi? Mansur. Mansur, memnun olmuşum abi. Senin kardeş? Benim adım Emir'dir. Emir. Buranın dükkanın internet sitesi falan var mıdır? Var var. Oranlar isimlerini söyle. Kalaye Verzişi Enderlan Olimpik. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bakayım hem ayakkabı hem çanta. İnşallah fiyatta bir şeyler yapabilirsek belki alırım buradan. Oy oy. Burada malzemeler var ama pahalı abi. Neyse. Böyle bir yere geldim. Başka da bir yer yok. Ya buradan alacağız ya da o Beyazıt'tan alacağız. Gelmişken belki alırız. Tüm spor çeşitlerinin ürünleri var burada. Ama tabii ki baton bile var. Pahalıdır. Dostlar hala bulamadık. Maku Türkiye'den daha pahalı abi neredeyse. Ya da aynı diyelim. Kaliteli hem ürün yok hem de fiyatları yüksek. Bunu alacaksan ya Tebriz'e gideceksin. Urmiye Tebriz. Tebriz'de var alışveriş merkezleri. Tanapora diye bir yer var. Orada uygun oluyormuş. Biz günübirlik geldik. Gidemeyiz oraya. 200 kilometre ötede. Sabahtan gitmen lazım. Sıkıntı. Değmez. Hadi öyle bir İran görmüş olduk. Bu 3. 4. Taksim. Abi isim neydi? Hadi'yim. Hadi. Hadi. Sağ olasın. Memnun oldum. Bak Migros bile var burada abi. Şimdi bir tane daha böyle kalay verdiği malzeme satan yer vardı. Oraya gidiyordu. Oradan bakacağım. Orada böyle fiyatı uygun. 500 lira dedi. Çakma bir Deutere. Yani Türkiye'de 600 lira ver. Daha güzelleri vardı Doğu Beyazıt'ta. Diğer tarafa gideceğiz. Biraz böyle elit insanları var, müzik yerleri var. Elit insanların olduğu bir şehir sanırsam. Sakin bir yer çok. Alışveriş yerleri yok. Burası mı? Mega. Tamam, bir de oraya sonra. Dostlar, bir alışveriş merkezi, böyle dağcılık ürünleri satan Mega diye bir yere daha geldim. Ama tabii ki Maku'nun geneliyle fiyatlar aynı. Hep Türk malları var. Bizim orayla aynı fiyat. Yani buradan almak mantıklı değil. Ki sahibi İrfan kardeşim de öyle söyledi. Hoş aynen. Bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olasın, beni bayağı bilgilendirdin. Aynen. Teşekkür ederim. Ya giyim olarak Maku pek güzel bir seçenek değil alışveriş olarak. Çünkü genelde hep Türk malı. İran'ın elit bir şehri burası aynen. Anladığım kadarıyla. Aynen. Yani küçük ama elit. Herkes güzel giyiniyor burada. Güzel giyinir. Aynen. Türk malları tercih aynen, ediliyor. Aynen. Bütün ürünler var ama Doğu Beyazıt hepsi Türk malı. Bizim oradaki ürünler. Kardeşim Allah'a emanet, çok teşekkür ederim. Aynen. Hayırlı işler olsun inşallah. Aynen. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Hadi gidelim dostlar. Bu kaç para? Bu 5. 500 tümen, bu 5000 tümen. 5000 tümen. Şimdi 500 tümen. Sen bir depoyu kaç paraya dolduracaksın? Bir depoyu yani 8000 tümen. Yani 8'in para 4 TL olur. 4 TL. 4 TL. 4 liraya ha. Bir depo gaz alacaksın. Ha.
Vay be. Benzinle çalışsaydı? Benzinle çalışsa benzin de az yakın 3 mint mendi. Yani 1,5 lira. 1,5. Sehmiye de devlet verir 1500 lira. Oo. Benim tipim de var idi. O zaman 7000 oldu. 7000 para 3,5 TL. 3,5 TL. Depo var küçüktü, depo var büyüktür. He. Büyük depo 15 bin, ben 7 TL. 7 TL. Bana TL de oğlum. Aynen. Onun 15 bin. Yani 5 liraya, 4 liraya, 10 liraya kadar burada cepanı fulliyorsun gazla. Ama burada da araba parçası çok pahalıymış. Mesela anlattı şu cam dedi, Türkiye'de 300 liraysa burada 1000 lira dedi. İran bulu, arabayı İran üretiyor ama parçasını pahalı satıyormuş. Benzinlikteyiz şimdi. Geri dönüyorum abi. Hiçbir şey alamadım. Yani bu Maku fikri sıkıntılıymış. Keşke şeyden alıp kesseydim ama güzel oldu. Bir gezi oldu. Buraları görmüş oldum. İran'ı ucundan görmüş olduk yani. Başka bir zaman daha kapsamlı bir İran gezisi yapmak için geliriz Allah'ın. Şimdi abi senin ismin neydi? Ben ismim Ali. Ali. Benim de Ömer'dir. Memnun oldum. Hoş geldin sen İran'a. Sefa getirdim siz. Teşekkür ederim. Sen de bekleyeyim Türkiye. Ha. Ben Türkiye'ye çok gelmişim. Doğu Beyazıt. Yo İstanbul'a. İstanbul. Ha. Oo. Ben Manisa'da yaşıyorum. Manisa'da. He. Ha. Ne olacak? Sağ olun. Beklerim her zaman buyurasın. İran'a çok hoş geldin. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. İran'ın Umakuyet dağlarının ortasında kalıptı. Bakın dostlar. Arkadaşlar görürler bizi. Şimdi bunu YouTube'a yüklüyorum. Aha. İki gün sonra YouTube'da izleyebilirsin. Benim kanalım var. Aha. Sizin burada tabi VPN'la giriyorsunuz. Aha. Seyyah Ömer diye yazdın, oradan izlersin. Bir de Insta'da çıkıyor. Insta'da da Seyyah Ömer. Her yerde Seyyah Ömer. Dostlar, Bezirgan'a doğru gidiyoruz. Şöyle bir etrafı tekrar göstereyim. Kupkuru dağlar. Ve saat akşam 6 civarı. Yolda şu daha fazla yalnız bırakamıyorum. Ya, serbest bilgisi, üniversite. Üniversite ha? Ha. Oo. Buranın üniversiteleri bak şöyle. Bu da serbest bilgisi, üniversite oymuş. He, serbest bölge. Tamam. Türkiye'nin eşyalı parçaları burada satıyorlar. He. Selam. Hadi gidelim artık. Bezirgan'da görüşürüz. Maşın derdi hemen 6 aydır. Dostlar geldim, Bezirgan'dayım. Burada Türk mutfağı yapan dönerciye geldim. Burası zaten komple Türk değil. Çabura. Benim burada. Teşekkür ederim. 1,5 döner. Çabura. Karnımızı doyurak sonra yola gidelim. Ey bizim evimize bir nefer işçi lazım. Burada bir abla da masada misafir olmuş. Amca cebiliye. Amca temizliye. Ben pastallamı yiyorum. Bana karası. Dostlar burası Bezirgan. Hava karardı, akşam oldu. Gidiyorum geri. Bedavaya para harcadım. Bin... Kaç yapıyor ya? Aynen. 1000 küsür lirayla geldim buraya. 600 lirasını harcamışım. Yedim içtim, taksiye bindim, geçtim gittim. Hiçbir şey almadım. 3 karton sigara istikak var, onu aldım. Onu da çıkınca vereyim orada birine. 50-100 lira kar ediyorsun işte. Pul paramız çıksın hesabı. Şimdi kapıya doğru ya yürüyeceğim ya da taksi denk gelse binip gideceğim abi. Yani şöyle gezdim gördüm, güzel yerler. Güneş batıyor Türkiye'ye doğru. Burada Maku'da Vodafone çekiyor abi. Turkcell de çekiyor. Yani burada Türk operatörlerini kullanabiliyorsunuz. Bezirgan'da daha doğrusu, Maku'da değil. Böyle seyyar satıcılar var. Selamun aleyküm. Selam abi. Abi kavunlar ne kadar? 25 bin kilosu. 25 bin kilosu. Muz ne kadar? Muz 90 bin. Vay sen 60'a aldıydın ben. Pahalıymış senin burada meyve ha. Hadi de abi. Şunlar nedir? Ben meyve, ben meyve, ben. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Çok kollarını buraya getir.
Türkiye'de görüşürüz diye. Geldik tekrar sınır kapısına. Geri gidiyoruz dostlar. Yoldaşı hemen bulalım. Akşam oldu. Askerler bir şey der. Kaydı kapatıyorum. Geldik Doğu Beyazıt'a. Gece oldu, saat 9.30 oldu abi. Hiçbir şey almadan geldik yani. Boşu boşuna gittik. Keyran görmüş olduk. Keyifliydi. Biraz hastaydım. Hastalıktan ötürü pek tam keyfini almadım ama hızlı bir gezi oldu, geldi diyelim. Alırsak buralardan alırız. Bizim için önemlisi ayakkabı ve şey işte, eşyanın fazlalığını kargoya göndermek. Pazartesi bekliyorum yani, yarını. Onları gönderdikten sonra çantanın aciliyeti yok. Şöyle. Şimdi yoldaşa mama, kemik, memik bulacak, alacak bir yer bulmam lazım. Bilmiyorum görünüyor muyum, ortam karanlık. Buralarda bir şeyler buluruz ya. Ha, çıkın diyor. Tavuk orada, bir kemik vardır. Bir soralım. Hostel yoluna döndüm. 1,5 kilometre yakın. Yukarı doğru yürüyeceğim. Yol ışıklı diye kamerayı açayım dedim. Şimdi sırt çantamı görüyor musunuz, poşetimi? Yoldaşa mama doldurdum. 7-8 tane yaş mama aldım. Bir şöyle bir bayram etsin, onu çok üzdük. Sabahtan beri beni aradılar. Abi köpek mızıklıyor dediler. Dedim kapıyı kapatın, salın. Durmuyor, dışarı çıkmaya çalışıyor dediler. Ben de salın dedim, o benim kokumu takip eder. Dolmuşa bindiğim yere kadar gelir. Sonra bakar koku gitti. Döner geri garibim, ne yapsın? Bir umut beni beklemeye başlar dedim. Ve tahminim öyle olmuş. Sonradan dedim yoldaş oralarda mı? Oralarda dediler. Bağlı durmuyor abi. Yani öyle bir köpek ki. Adı üstünde, kimliğine Özgür Kız yazdık onun. Tam ismi Özgür Kız Yoldaş. Sizin deyiminizle yoldaş yani. Herkes onu yoldaş olarak biliyor ama ilk adı Özgür Kız'dır. Şimdi bir de orada kedi var. Kediye de mama aldım. Saat 10'a geliyor. Biraz geç kaldım. Belki yarın da kalabilirim orada. Hastayım, istirahat etmem lazım. Bu İran bilmiyorum ya. Bizim Tarkan var ya, Tarkan. Buradan kendisine sitemli selamlarımı yolluyorum. O biliyor. Ya dedi, ne uğraşın Doğu Beyazıt'ta dedi. Gir çıkma kudana al dedi. Dedim güzel söylesin, makuda vardır. Dedi ki vardır he. Sen bilirsin. He bileyim. İyi. Gide kalak dedik. Hem dedi paranın iki katına çıkar. Orada dedi biraz uyguna gelir. Hem de İran'ı görmüş olursun bir ince dedi. Doğru söyledi. Ama orayı bilmiyor abi. Tarkan sen İran'ın neresini biliyorsun kardeş? He? Gittim abi. Türk malları satılıyor sadece. Bir şey yok. Telefon fiyatları aynı neredeyse. Ya bir doğru düzgün çarşı da yok. Böyle bir kalabalık, hani ticaretin döndüğü bir yer de yok. Keyifliydi. Hasta olmasaydım biraz daha keyifli olurdu. Evet abi, şimdi bugün sonuna geldik ince ince. Hostele gidince bir kapanış yaparım. Yoldaşın beni nasıl özlediğini tahmin edemiyorum. Yani var ya, üzerime atlayacak şimdi böyle. Neredesin sen? Sen neden beni bıraktın seyyah? Of of, fırçalara bakın şimdi yoldaştan. Vay garibim benim, nasıl ardım çekti. Normalde yoldaş olmasaydı sınırı geçmişken atlardım taksiye, 250-300 kilometre ötede Tebriz'e, Urmiye, ne bileyim, ticaretin esaslı döndüğü, güzel malların olduğu yerlere giderdim. Karşıya geçeyim. Ama arkam çekiyor, yoldaşı daha burada bir gün iki gün daha bekletemem. Çıldırır o yoldaş. Şöyle.
Böyle İshak Paşa Sarayı yolu burası. Biraz gideceğiz, döneceğiz ondan sonra. Oy. Burada bir kamelya var. 5 dakika soluklanayım ben. Vallahi billahi. Ya aslında benim burada böyle kamp atacak yer bulma sıkıntım yok. Kamelyalarda, parklarda her yerde yatarım. Bana kimse bir şey demez. Ama ne bileyim, böyle bir duşu olsun, yoldaşı emanet edip rahatça çarşıda dolaşabilirim diye kamp alanı veya hostel tercih ettim. Hosteli kamp alanı gibi kullanıyorum yani. Şu an çadır kurdum oraya. Of. Bir ton yaş mama taşıyorum abi. Yoldaşa kendimizi böyle affettiririz. Oy. Çok uzun oldu bu video. Ben de çok yorgunum. Şimdi şurada bir tek dinleneyim. Yoldaşın yanında görüşürük diyelim. Kızım bekle. Gel gel gel. Gel gel. Ne oldu kızım, ne oldu? He? Yapma yapma, yırtacaksın üstümü, bak poşeti yırttın. He? Kızdın mı bana? Kızdın mı? Kızdın mı? Kızdın mı sen bana? He? Çok mu kızdın bana? He? Çok mu kızdın? Çok mu kızdın? Tamam geldim, buradayım. Buradayım, hadi yat kenara. Yoldaş sakinleşti dostlar. Şimdi benim olduğum yerin merdivenlerinin en üst basamağı yatıyor. İçeri girme dedim, girmiyor. Ve geldik şark köşemize. Bu geceyi de sonlandırıyoruz abi. Bayağı yoruldum. Oh. Şöyle çadırımız burada. Elhamdülillah. Bayağı şifaya kapmışız biz abi. Evet dostlar, bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.